Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok lezzetli bir akşam yemeği tarifi vereceğim. Bundan sonra patlıcanları kızartmayacaksınız. Ve sözü uzatmadan tarife başlıyorum. İlk olarak 3 ya da 4 adet patlıcan kullanabilirsiniz. Patlıcanların kabuklarını alacalı soyacağım. Patlıcanları soyduktan sonra böyle yarım santim kalınlığında tekrar ince ince doğruyorum. Patlıcanları gördüğünüz şekilde doğradım. Şimdi doğramış olduğum patlıcanları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine bu şekilde yerleştireceğim. Patlıcanları yerleştirdim ve üzerine biraz tuz serpiyorum. Tuzladığım patlıcanları güzelce her yerini yağlayacağım. Patlıcanları yağlamaktan çekinmeyin. Bolca yağlayın. Patlıcanları yağladım ve 200 derece ısıttığım fırında patlıcanlar kızarana kadar bir 15-20 dakika kadar tutacağım. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Daha önceden doğradığım bir adet soğanı ve 3-4 diş sarımsağı ekliyorum. Soğanla sarımsağı biraz kavuracağım. Bir adet doğramış olduğum kırmızı kapya biberimi ekliyorum. Dakika kavrulduktan sonra üzerine 500 gram kıyma ekledim. Kıyma 2-3 dakika kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Baharatlarımı ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı kadar pul biber. Biraz karabiber ekleyeceğim. Siz baharatları kendi sevdiğiniz miktarda ayarlayabilirsiniz. Biraz da tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve daha önceden ince ince kıydığım böyle 7-8 dal maydanoz ekledim. Şimdi üzerine tam yarım litre sıcak su döküyorum. Suyla birlikte yaklaşık bir 6-7 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ve patlıcanlarım fırında piştiler. Şimdi videoda gördüğünüz dikdörtgen borcamıma patlıcanlarımı yerleştireceğim. Patlıcanları tamamen koydum ve şimdi üzerine daha önceden kavurduğumuz kıymalı harcı ekliyorum. Her yerine eşit bir şekilde yaydım. Ve üzerine biraz biber, biraz da domatesle süsleyeceğim. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yemeğim pişmeye hazır. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar yemeğimi pişirdim. Patlıcanı kızartmadan bu yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi servis tabağına alarak sizlere daha yakından göstereceğim. Özellikle deneyenler bana yorumlarını yazarlarsa çok sevinirim. Ve ayrıca siz de yaptığınız tarifleri, resimlerini bana Instagram sayfamdan gönderebilirsiniz. Yemeğimi servis tabağına aldım.
ve sizlere daha yakından göstereceğim. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. İnanın çok lezzetli. Yanında da pirinç pilavıyla harika gidecek bir yemek tarifi. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.